Şunun altını açıkça çizmek gerekiyor. Çok önemli yasal düzenlemeler yapıldı bu mecliste ve bu düzenlemeler olağanüstü hal koşullarında yapıldı. 9 millet eş başkanlarımız, genel başkanlarımız dahil olmak üzere 9 milletvekilimizin tutuklu olması, 63 belediye eş başkanının yine yargı eliyle adeta rehin tutulması koşullarında adil, özgür ve güvenilir bir seçimden bahsetmenin mümkün olmadığı, bu düzenlemelerin meşruluğunun tartışılır olduğu tartışmasızdır. Daha önemlisi, biz seçim güvenliğini ve buna ilişkin yasal düzenlemeleri, kaygıları tartışırken aslında en önemli problemlerin başında da seçilmişlerin güvenliği, seçilmişlerin güvencesi problemiyle karşı karşıyayız. Bırakın yargı eliyle biz seçilmişler üzerindeki baskı, tehdit ve tutuklama uygulamalarını, parlamentonun bu kürsüsünde dahi bizim söz söyleme, düşüncelerimizi ifade etme noktasında bir güvencemiz yok.